Sevgili kitap severler, kitap avcısından herkese merhaba. Bugün çok değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Müzikolog, akademisyen Melih Duygulu bizlerle olacak. Davut Sularye yazdığı Üç Telli Turna isimli kitabını konuşacağız. Bugün de yine kitaplarımızı kitap severlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Sokak röportajlarımız olacak. Kitap avcısı başlıyor. Turnam gelir bizim elden yeni kalkmış ağır gölden. Sevgili izleyiciler, bugün çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Etnomüzikolog Melih Duygulu bizlerle, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Müzikolog, aynı zamanda etnomüzikolog ve akademisyensiniz. Çeşitli kitaplarınız var, yurt dışında birçok çalışmalarınız var. Aşık Davut Sularye Üç Telli Turna isimli kitabıyla karşımızdasınız. Eskiler bilir, 80'li yılların başlarında Erzincan'dan İstanbul'a atıyla, sırtında bağlamasıyla İstanbul'a geliyor. Bu kitabın yazma süreci nasıl gelişti, nasıl karar verdiniz? Sizden bunları dinleyelim. Evet, ben 1986'dan itibaren Anadolu'yu dolaşıyorum. Mesleğim icabı, köy köye dolaşıyorum. Herhangi bir il, bir etnik grup, bir inanç grubu ayırt etmeksizin sürekli dolaşıyorum. Her gittiğim köyde bir şekliyle Davut Sularye'nin izine rastladım. Şimdi Davut Sularye aslında Alevi kökenli bir aşık. Genel olarak şunu düşünürsünüz böyle bir durumda. Alevi köylerine gitmiş olabilir, oralardan ilham almış olabilir, oralara herhangi bir kültürel aktarımda bulunmuş olabilir. Fakat öyle köylerde bulundu ki aşık Davut Sularye, Sünni köyleri, Çerkez köyleri, Laz köyleri. Şimdi bu tabii garip bir durum. Eşi benzeri olmayan bir davranış biçimi. Dikkatimi çekti. Epey malzeme topladım. Ve bu malzemeleri herhangi bir yayınlama amacıyla değil, sadece kişisel bir merakla biriktirdim. Fakat daha sonra baktım ki Davut Sularye aslında bir derya. Daha fazla planı dinledikçe, daha fazla sesini radyolardan dinledikçe, televizyonlardan Davut Sularye üzerine bir çalışma yapmanız artık zamanı geldi diye düşündüm. Ve bundan 2,5 sene önce torunu beni aradı. Böyle bir çalışma yapar mısınız hocam dedi. Ben ilk önce hayır dedim çünkü çok meşakkatli bir iştir Davut Sularye. Muazzam dağınık bir malzemesi vardır. Çok sayıda plağı vardır. Çeşitli ülkelerde ses kayıtları vardır. Gittiği her evde bir küçük hediye mahiyetinde ses kaydı bırakmıştır. Her eve bir şiir yazmıştır. Dolayısıyla binlerce malzemenin içerisinden bir kitap çıkartmak zor olur diye ben epeyce bir durdum. Ama öyle bir hal aldı ki ısrarlara da dayanamadım. O sırada da pandemi vardı. Hadi dedim, kolları sıva. Tam zamanı ve bu kitap ortaya çıktı. Peki o yayınlanmayan eserler, o türküler, o evlerde söylediği şiirler, onlara nasıl ulaşacaksınız? Onlar hepsi elimizde. Hepsi elinizde. Yani belki çok küçük bir parçası şu anda bize ulaşmadı. Ama birçok kişi bu kitabın çıkacağını duyunca bize ellerindeki malzemeyi ilettiler. Fakat bunların hepsini yayınlamak demek, şimdi elinizde olan kitabın en az 3 misli olması demek. Bu ayrı bir çalışma ve ayrı bir mesai işi. Evet. Ona bilahire bakacağız artık. Bizim topraklarımızın çok güzel türküleri var, deyişleri var, her yöreye ait yine oyun havaları var. Türk halk müziğinin şu anda geldiği nokta sizce nasıl? Mesela okulda akademisyensiniz aynı zamanda. Öğrencilerin Türk halk müziğine yaklaşımları nasıl? Onu merak ediyorum. Evet, şöyle Türkiye bundan 20 sene öncesine kadar %60'ı kırda yaşayan, taşrada yaşayan bir ülkeydi. Ama şimdi %70'e yakını kentlerde yaşıyor. Tabii bu %30 kırda yaşayanlarda artık şehirli gibi davranıyorlar. İlginç bir durum, burada sosyolojik bir kırılma var. Bu %70, şehirlerde yaşayan o %70 aslında köyle bağını koparmadı. Ya da en azından kırsal kültürle bağını koparmış değil. Bu bakımdan bir şekliyle halk müziği, aynı yemek gibi, nispeten kıyafet gibi, oyun gibi bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Fakat bunun son dönemde, yani bu son jenerasyon için nasıl bir tezahür
ettiğini soracak olursanız bu biraz daha farklı bir şey. Artık eski aşıkların sazıyla ve sesiyle seslendirdikleri ezgileri değil, şimdi bizim cover diye isimlendirdiğimiz tarzla bunu dinlemeye başladılar. Bugün İstanbul'un önemli gece kulüplerinde, eğlence mekanlarında halk müziği farklı bir çehreye bürünerek ama bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Evet. Dolayısıyla halk müziği yaşıyor. Anadolu ve Trakya'da araştırma ve derlemelerde 1400 civarında halk ezgisi derlediniz. Müzik sektöründe Türk halk müziğinin yeri nerede? Eskiden beri yani 1920'lerin sonundan itibaren halk müziği ya da Türk halk müziği müzik sektörünün her zaman başat aktörüydü. Fakat şöyle bir şey var. Popüler kültür geliştikçe, gençlere sirayet ettikçe, yaygınlaştıkça bunun yerini, yani halk müziklerinin yerini popüler müzikler almaya başladı. Bugün gelinen noktada artık halk müziği sektörde başat bir rol oynamıyor. Fakat bir tür nostaljik veri olarak veya eski kimliğini öğrenmek için artık insanlar halk müziklerine bir şekilde iltifat ediyorlar. Özellikle genç kuşağın hayret edilecek şekilde iltifat ettiğini görüyoruz. Konservatuvarlar ise başka bir bahis. Çünkü Türkiye'de zaten işte 30 küsür konservatuvar var. Bunun yarısına yakınında halk müziği eğitimi veriliyor. Bunların da öğrencilerini toplasanız en fazla 300-500'ü geçmeyecek. O bir gösterge olmayacak. Ama geniş kitle, yani şehirlerde yaşayan o genç nüfus halk müziğini bir şekliyle, orijinal ve otantik şekliyle değil, bugünkü versiyonuyla dinlemeye devam ediyor. Benim konservatuvar deneyimim, yani az buçuk böyle tam kıyısından döndüm. Fakat şöyle, benim dönemimde ben Batı müziğiyle ilgileniyordum. Bana Türk halk müziği, türkü dinlemek falan yasaktı. Şu anda siz okuldaki öğrencilere bu sakın dinleme Batı müziğiyle hani kulak aşina olmasın diye böyle şeyleriniz oluyor mu sizin de? Devam ediyor mu yani bu? Bu Türk modernleşmesinin böyle garip bir sert tutumu oldu. Bir dönem oldu. Özellikle de 30'lu 40'lı yıllarda bu çok sertti. Fakat gitgide bu anlayış yerini daha ılımlı bir tarza bıraktı. Artık 90'lardan itibaren bunun esamesi yok. Fakat eski hocalar, daha eski hocalar diyelim, yani böyle 40'lı yılların hocaları bu tavrı devam ettiriyor. Onun da esprisi şudur. Derler ki farklı bir sesi dinlediğiniz zaman, yani Batı müziğinin dışındaki farklı bir sesi dinlediğiniz zaman, özellikle de yerel müzikleri, özellikle de Doğu müziklerini dinlediğiniz zaman, burada oradaki mikrotonlar, küçük sesler sizin kulağınızı bozar. Aslında bu son derece yanlış bir şeydir. Fakat artık o hocalar da yavaş yavaş zaten hükmünü doldurdu. Şu anda çok fazla o yok. Sizin yurt dışında da çalışmalarınız var. Orada peki etnomüzikolojiye yaklaşımları nasıl, ilgiler nasıl? Her zaman etnomüzikoloji ve müzikoloji çalışmaları Türkiye'den daha fazladır. Daha doğrusu Doğu dünyasında bu alan maalesef çok rağbet gören bir alan değildir. Ama Avrupa'da bilhassa Fransızlar, Hollandalılar, İngilizler ve Almanlar bu konunun üzerine çok düştüler. Hem Türkiye üzerinden düştüler hem tüm dünyadaki yerel müzikler üzerinden düştüler. Bunun adına da bir noktada en nihayetinde etnomüzikoloji dendi. Ancak biz biliyoruz ki 1960'lı 70'li yıllardan itibaren Türkiye'de bu konuya karşı bigane değil. Artık kendimizle ilgili ya da yakın çevremizle ilgili çalışmaları bizler de yapıyoruz. Bu konuda akademik çalışmalar da yapılıyor. Popüler kitaplarda, makalelerde yayınlanıyor. Peki müzik alanında yapılan kitapları yeterli buluyor musunuz? Türkiye'de bir müzik okur yazarlığı sorunu var. Bunu arttırmak lazım aslında. Eğer bu biraz daha arttırılırsa o yapılan çalışmaları yeterli bulmayacağım. Fakat şöyle söylemek lazım. Salt müzik okur yazarlığı üzerinden değerlendirmemek gerekiyor. Türkiye
bulundurduğu malzeme bakımından, kültürel çeşitliliği bakımından muazzam bir zenginlik. Bu zenginliği bir biçimiyle araştırmak, arşivlemek, bunun üzerine incelemeler yapmak Türk akademisyeninin boynunun borcu. Biz de maalesef bu konular biraz daha zayıf ama sanıyorum önümüzdeki dönemde genç akademisyenlerle bu daha iyi bir konuma gelecektir. Halk ozanı Davut Sulari'ye tekrar değinmek istiyorum. Alevi kimliğiyle tanıdığımız bir ozan. Doğu Anadolu Alevi Bektaşi kültürünü de bu kitapta görebilecek miyiz? Onu evet. Da sormak istiyorum. Bu kitap her ne kadar Davut Sulari'nin özelinde yazıldıysa da elbette Doğu Anadolu Alevi Bektaşi kültürünün hem inanç, hem kültür, hem de felsefesini birebir yansıtan bir şahsiyet olduğu için Davut Sulari bu kitapta hepsini okuyucu bulabilir. Özellikle şunu bilhassa belirtmek isterim. Davut Sulari diğer aşıklardan farklı olarak, diğer Alevi aşıklardan farklı olarak atışma yapar. Diğer aşıklardan farklı olarak atının sırtına biner, Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya gider, oranın dilini öğrenir, o dilde deyişler söyler. Ne büyük yetenek değil Çok mi? Çok enteresan bir şahsiyet aynı zamanda. Ama bununla birlikte Davut Sulari'nin bir başka özelliği daha var. Türkiye'deki diğer gruplar, yani diğer etnik gruplar, inanç gruplarını da birleştirici, böyle bir çimento niteliği taşıyan bir felsefesi var. Onu bu kitapta tüm ayrıntılarıyla yazmaya gayret ettim. İlk ve tek kitap mı? Evet. Bundan önce küçük bir kitap arkadaşımız yayınladı ama bu hacimde, bu kapsamda ilk kitap. Emeğinize sağlık. Teşekkür Peki, ederim. Peki yeni çalışmalarınız olacak mı? Bu benim 8. kitabım. Halk müziğinin makamları, usulleriyle ilgili bir takım çalışmalar yapıyorum zaten. Bir kitap çıktı. Şimdi diğeri de çıkacak. Çingene müziğiyle ilgili bir kitabım var. Onun ikinci baskısı geliyor. Bir sözlük çalışmam var. Onun ikinci baskısı yapılıyor. Müzik ve ideoloji konusunda bir çalışmam var. Şimdi o yakında çıkacak. Onun anlaşmaları yapıldı. Çalışıyoruz. Devam. Anadolu kültürü bakımından aşıklarımız, ozanlarımız çok değerli işler yaptılar. Hala da yapmaya devam ediyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Anadolu herhalde tüm Orta Doğu coğrafyasının ve Akdeniz havzasının en zengin ses kültürüne sahip yerlerden bir tanesi. Bu ses kültürünü kuşaktan kuşağa aktaran ses sanatçılarına, yerel icracılara da biz aşık diyoruz zaten. Şimdi bu aşıkların Türkiye'de birbirinden farklı etnik gruplarda, birbirinden farklı inanç gruplarında versiyonları var. Mesela Davut Sulari bunların içerisinde bir yere oturtulacaksa, ki oturtmak hayli zordur, gezgin aşık, doğaçlama söyleyen aşık, zaza aşık, alevi aşık gibi böyle kategorilere oturtmanız gerekir. Yani herhangi bir aşığı, herhangi bir kategoriye oturtmak zor olduğu için bu örneği verdim. Bunun bir de sünni versiyonlarını düşünün. Özellikle Kars'tan başlar, Tokat'a kadar uzanan bölgede çok daha yaygınlardır. Bunun dışında Bektaşi aşıklar var, Yeniçeri aşıkları var, Aşiret aşıkları var. Bu alan muazzam büyük bir edebi ve müzikal kültürü kapsar. Şimdi biz bu konuda maalesef Türkiye'de bazı eski ozanları araştırdık. Onları cönklerden, yazmalardan bulduk ve yayınladık. Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Aşık Emrah gibi. Fakat bu gelenek devam ediyor. Mesela Avrupa'daki Trubadur geleneği bitti. Fakat Anadolu'da, yani Akdeniz havzasında bitti ama Anadolu'da yaşıyor. Demek ki yapılması gereken daha çok iş var. Özellikle de son dönemde bu Kars, Tokat yayında ve Anadolu'nun diğer mıntıkalarındaki Alevi aşıklar arasında daha çok çalışma yapmak gerekiyor. Mesela bir Dersim yöresi vardır. Bu birçok ili kapsar. Burada aşıklık çok kendine özgü bir biçimde
hala yaşamaktadır. Bunun tespiti bile, tam anlamıyla tespiti bile hala yapılamadı. O sebeple yapılacak çok işimiz var. Peki yani. Bir müzikolog olarak bu kadar güzel sesler acaba yaşadıkları coğrafyadan dolayı mı var? Bunun bir açıklaması vardır illaki. Evet, yani insanların ses güzellikleri, yani estetik ses çıkarma tarzları nereden geliyor sorusunun aslında cevabı kolay kolay verilebilecek bir cevap değil. Ancak biliyoruz ki bunun salt coğrafyayla alakası yok. Besinlerle alakası var, iklimle alakası var, etnisiteyle alakası var, yani menşeinizle alakası var. Menşei de şöyle, sizin dilinizle alakası var. Yani bunların böyle hepsini bir harmanladığınızda ortaya estetik, zarif, güzel bir ses kültürü çıkıyor. Anadolu'nun birçok kültüründe de zaten bu var. İlle de herhangi bir kültüre bunu mal etmek doğru olmaz. Çünkü Türkmenlerde de var, Zazalarda da var, Lazlarda da var, Çerkezlerde de var. Çok güzel sesli insanlar var. Hatta kadınlarda ve erkeklerde ayrı ayrı var. Biz evet. Daha çok erkekleri dinliyoruz ama kadınlarımızın da muazzam sesleri var. Evet. Çok teşekkür ederiz Melih Bey. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Üç telli, dört telli, beş telli durnam. Sen olmaz isen buralarda durmam. Sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Taksim'e geldik. Kitaplarımızı bırakacağız. Sokak röportajlarımız olacak. Hemen kitaplarımdan bahsetmek istiyorum. Peter Handke'den Karanlık Bir Gecede Sessiz Evimden Çıktım isimli kitabımız var. John Banvili'den Ölmüş Yıldızların Işığında isimli kitabımız var. Fernando Pessoa'dan Anarşist, Banker ve Şeytanın Saati isimli kitabımız var. Operatör Doktor Ayşe Duman'dan Dolunay'ın Özgür Kadınları isimli kitabımız var. Abdullah Harmancı'dan Bir Şehir Kalbimi Çaldı isimli kitabımız var. Ve son olarak Gülayşe Koçak'tan Beşinci Kat isimli kitabımız var. Bakalım günün şansları kimler olacak, hep birlikte görelim. Merhaba, Davut Sulari sizce kim olabilir? Mesleği ne olabilir? Hiç bilmiyorum. Tahmininiz var mı? Yok. Peki Türk halk müziği ile aranız nasıl? Hiç iyi değil. Davut Sulari Türk halk müziği, bir ozan, Türk halk müziği sanatçısı evet. Kendisi. Aranız iyi değil dediniz. Genel olarak müzikle mi aranız yok? Yoksa Türk halk müziğiyle mi ilgili? Müzikle Türk halk müziğiyle ilgilenmiyorum fazla. Hangi? Zeki Müren sadece birkaç şarkısını dinliyorum, o kadar. Peki kitaplarla aranız nasıl? Yok, hiç iyi değil. Gazete okuyorum. İnternet çıktı işte, elimize böyle bir cihaz verdiler. Buradan okuyoruz. Kafamızın aldığı kadar buradan takip ediyoruz işte. O kadar. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Davut Sulari sizce kimdir? Mesleği ne olabilir? Duydum, aşık, bağlama çalan. Türk halk müziği sanatçısı, evet. Tebrik ediyorum. Türk halk müziği ile aranız nasıl? İyi, amatör olarak çalıyorum ben zaten. Öyle mi? Meraklıyım. Çıkıyor aynen. Musunuz bir yerde, sahne alıyor yok, musunuz? Sadece kendim. Sevdiklerinize söylüyorsunuz, hobi amaçlı. Hobi amaçlı, kendim çalıyorum. Meraktan başladım biraz. Öyle ustalaşma bir pozisyonum yok tabii. Şu an o kadar zaman ayıramıyorum ona. İsim soy isminizi alalım buradan. Belki izleyicilerimiz sizi takip etmek isterler. Bilgihan Çevik ismi. Bilgihan? Çevik. Çevik. Evet. Memnun olduk. Teşekkür ederim. Bu arada kitaplarla aranız nasıl? Çok iyiydi. Şu an pek zaman ayıramıyorum biraz. Şartlardan dolayı pek zaman ayıramıyorum şu an. Biraz işte ilgilenmem gerekiyor. Ekonomik bir durumdan dolayı mı yoksa başka farklı sebepler? Ekonomik durumdan kaynaklı. Yani pandemiden sonra özellikle ekonomik gidişat çok iyi değil. Yani bütün dengeler değişti, insanların ihtiyaçları değişti, ihtiyaçlardaki sıralamalar değişti, önceliklerimiz de değiştiği için pek zaman ayıramıyorum şu an kitaplara. O zaman ben size belki yeniden başlamanız için bir kitap hediye etmek istiyorum. Gülayşe Koçak'tan Beşinci Kat isimli Everest romanından çıkan bir kitap hediye edeyim. Umarım bu kitapla yeniden başlamış olursunuz. İnşallah, çok istiyorum aslında. İyi okumalar diliyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Merhaba, Davut Sulari sizce kimdir? Davut Sulari gelmiş geçmiş çok eski bir sanatçıdır kendisi. Ben öyle biliyorum. Evet, doğru bildiniz. Türk halk müziği sanatçımız, ozanımız. Hatta şöyle bir hikayesi de vardır, belki siz de hatırlayacaksınızdır.
Erzincan'dan İstanbul'a atıyla 4,5 ayda sırtında bağlamasıyla gelen bir ozanımız. Hatırladınız evet, mı? Evet, hatırladım. Atla sırtıyla, evet, evet, hatırladım. Türk halk müziğiyle aranız nasıl? Fena değil. Zaten Türk sanat, şöyle söyleyeyim, Türk sanat müziği, Türk halk müziği bizim geleneksel, yani Türkiye'nin en güzel müziklerinden biri. Biz öyle yetiştik. Yani çocukluğumuzda halk ozanları vardı. Bir sürü halk ozanı. Aşık Veysel olsun. Daha aşık atışmalarını sever misiniz? Çok. Ama bu aralar olmuyor. Yani geçen sene çok oluyordu. Bu aralar olmuyor. Niye sevmeyelim? Biz dediğim gibi çocukluğumuz hep onlarla geçti. O sanatçılarla geçti. Nuri Sesi Güzeller. Ondan sonra işte Aşık Veysel'ler. Bir sürü sanatçıyla geçti. İstiyorum yani. Ama şimdiki o müzikler yok artık. Tamamen pop'a döndü. Pop sanatçısı. Türk sanat müziği deseniz biraz azınlıkta kaldı diyebiliriz. Ya bilmiyorum, yeni jenerasyon herhalde farklı şeyler seviyor. Ama eski şeyler de ben seviyorum. Yani o siyah beyaz filmler olsun. Türk sanat müziği olsun. Mesela ne bileyim, Zeki Müren. Ya bilmiyorum, eski yani işte çağ atlıyoruz artık. Bilmiyorum. Eskileri özlüyor musunuz? Özlemez olur muyum ya? Özlemez olur muyum? Eski o siyah beyaz. Ya komşuluklar vardı, dostluklar vardı. Selamünaleyküm dediğin zaman insanlar mutlu olurdu. E şimdi artık merhaba bile demiyor insanlar birbirine. Her şeyi telefona bağladı. Hani bugün adam annesiyle bayramlaşacak, elini öpecek, öpmüyor. Telefondan mesaj çekerek söylüyor. Bunlar acı şeyler. Ha bilmiyorum, biz böyle yetişmedik ya. Bilmiyorum. Ya. Çok haklısınız. Yani biz teknolojiyle büyümedik. Bilmiyorum, acaba o devir farklıydı herhalde. Ama tabii o günler geri gelmez. Peki kitaplarla aranız nasıl? Ya kitaplarla aram iyi de bu ara alamıyoruz. Çok pahalı. Yani kitaplar bayağı pahalı. İkinci elleri var işte bazı yerlerde. Sahaflara gidiyorsunuz. Sahaflara gidiyorum. Şey var. Mesela Kapalı Çarşı var sahaflar. Burada Beyoğlu'nda var kitap evi falan. Böyle bir şeyler. Hangi yazarları seviyorsunuz? Var mı beğendiğiniz yazım dilini, beğendiğiniz yazarlarımız? Yazarlar, şöyle söyleyeyim, hepsini okuyorum ben şimdi. Onu beğeniyorum, bunu beğenim oldu mu haksızlık olur ya. Ben öyle düşünüyorum. Hepsi de farklı farklı yerlerde. Elimde son bir kitabım kaldı. KRT TV Kitap Avcısı olarak size bir kitap hediye etmek istiyorum. Aa, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Sevgiler. Saygılar. Üç telli, dört telli, beş telli durnam. Sen olmaz isen buralarda durmam. Kitap severler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yeniden yeni yazarlarımızla birlikte karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.